Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Fitil seçimi noktasında bugün sizlere yardımcı olmak adına bir video daha çekeceğiz. Bu videonun benzerini bir yıl kadar önce çekmiştik. Çok küçük bir değişiklik yapacağız ve bazı ayrıntılara da daha da fazla dikkat çekmek istiyorum. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi pencerenizin fitilini değiştirmeyi düşünüyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Şimdi pencerenizin fitilini değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Açılan fitil bu. Şöyle pencere. Bakın. Bunda 3 ana kalemde ölçüm yapmanız lazım. Nedir? Fitillerin giriş kanallarını ölçmeniz lazım. Bu birinci ana kaleme geliyor. Hem kasa kısmını, bu kısmını hem de kanat kısmını ölçmeniz gerekiyor. Buna çok çok dikkat edin. Bu çok önemli. Ayrıca fitilin kanal giriş genişlikleri var. Fitillerin kalınlıklarını ölçmeniz için bir değer var. Bunun için de bir ölçüm yapmanız lazım. O da nedir? Şöyle fitilin ne kadar kalınlığa sahip olması gerektiğini anlamanız için bir ölçümdür bu. Şimdi öncelikle ne yapacaksınız? Açılarınızı açacaksınız. Şuradan iskarpelamı yanıma alayım. Bakın. Alt kısmından bunlara zarar vereceğiniz hiçbir nokta yok. Bakın şu şekilde ne yapıyoruz? Fitili söküyoruz. Şöyle şurasından kesiyoruz. Evet. Yine alt taraflar önemli. Neden? Alt taraflar daha da fazla böyle bozulma yaptığı için o yüzden alt taraflardan sökmenizde fayda var. Evet. Böyle geniş ağızlı bir iskarpela. Yani bu en az 20 milim kalınlığında olması lazım. Bu 30 milim kalınlığında bir iskarpela. Şimdi başka para birimiyle ölçüm yapmayın. Neyle ölçeceksiniz? Para birimleriyle. Yani şöyle bozuk paralarla ölçüm yapmalısınız. 3 tane 1 lira. Başka yani 50 kuruş olmasa iyi olur. Gene 2 adet 25 kuruş. Yani bunlara böyle herkesin ulaşabileceğini bildiğimiz için biz böyle bir ölçüm değeri uygun bulduk. 2 tane 25 kuruşu ilk öncelikle fitil giriş kalınlıkları. Bakın bunu mutlaka belirtin. Fitil giriş kalınlıkları. Yani bakın şu buranın fitili. Fan 02. Bakın şöyle 2 adet 25 kuruşu aynı hizada tutun. Ve şuraya giriyor mu girmiyor mu? Bize ya girmiyor deyin ya da giriyor, çok sıkı giriyor veya 2 tane 25 kuruş rahat giriyor diye söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi 2 tane 25 kuruşları fitillerin giriş kalınlıklarına göre ölçmeniz lazım. Gene burada alt kısmına şöyle bakın. 2 adet 25 kuruş giriyor mu girmiyor mu buna bakın yeter. Fitil giriş kalınlıklarını ölçtük. Bu kadar. Ondan sonra fitilin kalınlığını ölçmeye geldi sıra. Yani bizde 2 farklı kalınlıkta fitil şeyi var, ölçü birimi var. Bunun için bakın şöyle 3 tane 1 lirayı yan yana güzelce alacaksınız. Şöyle alttan giriyor mu girmiyor mu buna bakın. Tabii kolu kapatacaksınız. Evet, buna bakacaksınız. Bakın buraya girmedi. Biz hani buralara hangi böyle fitilin uygun olduğunu zaten bildiğimiz için biz göstermek adına bunu uygun bulduk. Yani eğer altında böyle mermer yüksek koyulmuştur, herhangi bir alttan para girmesi zor olmuştur. Arkadan deneyin, yandan deneyin, şuralardan deneyin. Erdem'cim şurayı da çeker misin? Gördünüz mü? Bakın girmiyor. Yani girmesi mümkün değil. Bunu da bu şekilde değerlendirme yapacaksınız. Şimdi hangi fitilleri kullanmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeyim. Gri fitillerden başlayalım. 2 adet 25 kuruş girmedi mi? Girmedi mi? Hem kasa hem kanat için söylüyorum. Girmedi mi? Araya da 3 tane 1 lira girmedi mi? Fan 02 fitilini kullanacaksınız. Fan 02. 2 adet 25 kuruş girdi mi? Araya da 3 tane 1 lira girmedi mi? Fan 12 fitilini kullanacaksınız. 12. Unutmayın. Eğer 2 adet 25 kuruş fitil kanalına girdi mi? Buraya da 3 tane 1 lira girdi mi? Fan 07 fitilini kullanacaksınız. Gene buraya
2 adet 25 kuruş böyle girmezse, buraya da 3 tane 1 lira girerse fan 04 fitilini kullanacaksınız. Gri fitiller noktasında uyarımız bitti. Ben bunları altlarına böyle not düşeceğim. O şekilde unutmamanız adına siyah fitillere geçiyoruz. Siyah fitiller noktasında 2 adet 25 kuruş fitil kanalına girmezse, buraya da 3 tane 1 lira girmezse fan 01 fitilini kullanın. Unutmayın. Yine buraya 2 adet 25 kuruş girerse, buraya da 3 tane 1 lira girmezse fan 11 fitilini kullanın. Buraya 2 tane 25 kuruş girmezse, buraya da 3 tane 1 lira girerse fan 09 fitilini kullanın. 09. Gene buraya şu fitil kanalına 2 adet 25 kuruş girerse, buraya da 3 tane 1 lira girerse bu aradaki boşluğa Türkiye'nin en çok satılan fitili fan 06'yı kullanabilirsiniz. Fitil noktasında gayet açıklayıcı bir açıklama yapmaya çalıştım. Fitil noktasında uyarımız bitti. Fitil noktasında eğer şöyle bir seçim de yapabilirsiniz. Bizim tecrübemiz var. Biz sürekli pencere tamirine gittiğimiz için hemen hemen elimize almadığımız pen markası yok. Tabii bazen bilemiyoruz. Bu konularda anlayışınızı bekliyoruz. Şöyle cam çıtasının fotoğraflarını bize çekerseniz, bakın şu şekilden bir fotoğraf çekip bize göndermeyin. Bu konuda hiçbir tahminimiz olamaz. Ya ölçü alacaksınız ya da böyle cam çıtasının fotoğrafını çekip göndereceksiniz WhatsApp'tan. Biz size yardımcı olmaya çalışırız. O markaya hangi fitil gider konuda yardımcı olmaya çalışırız. Bizim satışta olan 11 farklı ürünümüz var. Satışta olmayan da 3 farklı ürünümüz var. Toplam 14 farklı ölçülerde ürünümüz var. Gene böyle değişik sabit cam fitilleri noktasında mutlaka danışın, yardımcı olmaya çalışırım ben. Başka açıklayacağım bir şey yok. Fitil seçimi noktasında siyah fitil seçmeye çalışın. Daha böyle garantili, yani iyi, güzel. Şey noktasında da bizim gri fitillerimize de garanti verdi. Serkon'da hiç şüpheniz olmasın. Bizim fitillerimiz tamamen EPDM kavuşuk fitildir. Başka unuttuğum bir şey yok diye düşünüyorum. Instagram sayfamızı takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Sizlere evlerinizde yazın serin, kışın sıcak, mutlu günler diyoruz. İyi günler.